Maksimum Artvin'de bir hafta, bilemedin 10 gün ancak kalabiliyorum. O 10 gün içerisinde Artvin'de yapmak istediklerimi yapamıyorum. Gezeceğim yerleri gezemiyorum. Görmek istediklerimi göremiyorum. Yetmediği için, süre çok kısa geldiği için belki de bu özlemsizlik, ama dediğim gibi Artvin haricinde Bursa'nın neresine çıkarsan, ben İzmit'te okudum. Kocaeli Üniversitesi'ne biliyorsunuz her gün gidip geldim. Sabah gidiyordum, akşam Bursa'yı özlüyordum. O kadar da Bursa tutkunu bir insanım. Peki Bursa'nın nimetlerinden faydalanabiliyor muyuz? Mesela en son kaplıcaya ne zaman gittik? Biz bir ara gitmiştik. Vallahi kaplıcaya ben 2 haftada bir, bazen işte çok yoğun olduğum zaman ayda bir gitmeye çalışıyorum. Ya bu termal anlamında belki değil ama yani biraz rahatlamak anlamında, biraz sauna anlamında ben kaplıcayı devamlı ziyaret edenlerdenim. Onun haricinde tabii Bursa'nın her şeyden önce ekmeğimiz Bursa'da bizim. Bursa'nın Allah hangi nimetleri vermişse Bursa'ya, Uludağ'ından da yararlanmaya çalışıyorum. Kışın bazen çıkıyoruz Uludağ'a. Pek denizinden yararlandığımı söyleyemem çünkü hani o eskiden beri Bursa'da işte deniz kirliliğinin konuşulması beni biraz denize karşı itici yapıyor. Deniz haricinde bütün nimetlerinden faydalanıyorum dersek yalan olmaz. Peki. Ben teşekkür ediyorum programımıza renk kattınız, ama son birkaç cümle, Gurbetten Sıla'ya Mektup programımızın adı. Şu anda bizleri izleyen tüm hemşehrilerimize, eş, dost, tanıdıklarınıza neler söylersiniz? Valla benim sloganım haline gelmiş. Bir dörtlükle kapatmak istiyorum müsaade edersen. Diyorum ki, eğlen de anlatayım sana yeni gülümü. Bir daha bu anılar serinletsin gönlümü. Benim gönlümde Artvin solmayan gül demeti, herkesin kendisine şirindir memleketi. Evet. Son dedik ama bir son daha yapalım isterseniz. Şimdi aklıma geldi. Malum bu gece burada Erol abi için buradayız. Evet. Siz de programınızda Erol abi her zaman geliyor. Çok sevdiğimiz, saydığımız bir sanatçı Valla abimiz. ben de Erol Alkan abimize sağ olsunlar hiçbir hafta beni yalnız bırakmıyorlar. Ben de bir minnet borcuysa bu minnet borcunu ödemek için, dostum olduğu için, gecesine katılmak için elimden geldiği kadar, karınca kararınca bir şeyler gelebiliyorsa da onu hem kendine hem bizi izleyen hemşerilerimize sunmak için buradayım. Kendisine de bundan sonraki müzik hayatında başarılar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bizler de başarılar diliyoruz Erol abimize bundan sonraki günler için. Evet sevgili dostlar, Erol Alkan abimizin programında, program henüz başlamadan hemşehrilerimizle sizleri tanıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi yanımızda Boşkalılar Dernek Başkanımız var. Bizler her ne kadar tanısak da sizi sizden tanıyalım desek nasıl tarif edersiniz kendinizi? Valla kendimi İyi bir Artvinli, iyi de Bursalı tanıtayım işte kendim. Bir de hemşerimizin burada güzel bir gecesi var. Hemşerimizi yalnız bırakmama adına hemşerimizi desteklemeye yönetim kurulu ve 40 kişiyle geldik biz. Hemşerimizi böyle güzel bir günde yalnız bırakmama adına dediğim gibi her zaman Artvinlerin yaptığı bütün etkinliklerde Borçkalı olarak, tüm yönetim olarak ve ben şahsım başkan olarak bütün Artvin'in emrindeyim. Peki dernek başkanlığı dışında bir de muhtarlık mı yapıyorduk? Evet, Şirinevler Mahalle Muhtarlığı yapıyorum. Sade muhtarlık yapsak iyi. Borçkalılar Dernek Başkanı, Şirinevler Şehit Jandarma Selahattin Çırak İlköğretim Okulu Aile Birliği Başkanı, Şirinevler Spor Kulübü Başkanlığı yapıyorum. Aynı zamanda Tekvando Federasyonu'nun Dan İmtihan Komisyonu Başkanıyım Marmara Bölgesi'nde. Bir de Çoruh Makine Yönetim Kurulu üyesi ve dişler sorumlusu CEO'suyum. Eyvallah. Başkan dediğim böyle olur. Yani her tarafta başkan. Yani aslında bir şekilde götürüyoruz ama yani bayağı bir zorlanıyoruz ve çöktük gibi bir şey yani. Çünkü bir 7 yıllık bir program içinde kendimizi çok sıkıştırdık. Sayın Peki üstadım. dinlenmeye vakit bulabiliyor muyuz? Valla 2 yıldır dinlemeyden ziyade dün Mura diye bir film var ya, bu çıkan Evet. filme. Dün çocuklarımı akşam götürdüm. 3 saat. 3 saat. Yani başka da yok yani. Siz şenliklerde de dinlenemiyorsunuz tabii yazın. Eğlenmeye gidemiyorsunuz. Mutlaka bir göreviniz oluyor şenliklerde de. Yani tabii hem federasyonda dediğim gibi biz hem federasyonda biz aktif görev alıyoruz. Orada şu anda Fatma Durgun diye yönetim kurulu üyemiz var. Tabii onu yalnız bırakmak istiyorum. Diğer bütün yaklaşık 40'a yakın, 46'ya yakın dernek var. Buradaki dernek faaliyetlerine mutlaka katılıyoruz. Yönetim olarak bizzat gidiyoruz. Tabii bu arada fırsatta kendi iş dolayısıyla yurt dışı seyahatlerimiz oluyor.
Yani bir şekilde bu bayağı bir sistemi çökerttik ama bakalım nereye kadar gider bu bilmiyorum ama. Peki en son memlekete ne zaman gittik? Orada şimdi duralım şimdi. Memleket deyince benim her yıl memlekete gidiyorum ama yani bir ay gidiyorum memlekete. Kesin giderim. Bu sene 11 yıldır her ay her yıl bir ay kalırım. Yalnız bu yıl kayınpederim rahatsızdı. Onun için fazla kalamadık. Yalnız orada gidince de orada da sıkıntı. Orada da boş bırakmıyorlar ki. Öyle mi? Yetkinlik, gece, düğün yok, yayla şenliği. Efendim ailem karabalık. Babamlar 12 kardeş, annemler 14 kardeş benim. Oh, maşallah. Birer gün orada, birer gün derken zamanda zaten orada da gece 2'de 1'de yatıyorsun. Evet. Yani mesela ne gittiğimiz ne geldiğimiz belli de olmuyor ama insan tabii memleket sıla hasretini dayanamıyoruz. Her yıl gidiyoruz. Onu, orada hiç bu işin alternatifi yok yani. Peki en çok neyini özlüyoruz memleketi? Ya ben en çok gece 2'ye kadar muhabbet edip eşle dosta 2'de yatıp sabah namazına kalkmayı özlüyorum. Değil mi? Yani 4 saat uyuyorum yine mermi gibi, yine zımba gibi. Çık kalkıyoruz sabah da yine işimize bakıyoruz, namazımızı kılıp evet. İşimize devam ediyoruz yani. Peki Gurbetten Sıla'ya Mektup programımızın adı. Bu vesileyle şu anda bizleri izleyen tüm dostlara birkaç cümle neler söylersiniz son birkaç kere? Valla sizlere teşekkür ederiz. Bize de borç kaldı dernek olarak söz hakkı verdiğiniz için size ve ekibinize teşekkür ederim. Buradan Sıla'ya kucak dolusu selamlar, saygılar sunuyorum. Borçkalılar olarak bütün Artvin'in emrinde olduğumuzu ve bütün sevdiklerimize selam ve saygılar olsun. Evet. Hepsini çok seviyoruz. Eyvallah. Evet sevgili dostlar, Gurbetten Sıla'ya Mektup programı tüm hızıyla devam ediyor. Erol abimizin gecesindeyiz ve sanatçı dostları da sağ olsunlar onları yalnız bırakmadılar bu akşamda. Bayar Şahin. Karadenizlerin çok yakinen tanıdığı bir sanatçımız aramızdalar. Evet. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bursa'ya en son ne zaman gelmiştik? Ya Bursa'ya aslında epey zamandır gelememiştim. Benim biraz yoğun bir tempom var bu aralar. Yoğun tempo. Ben de aktüel belgesel yapıyorum. Bir kanalda yayınlanıyor. İsmini söylemeyeyim kanalın. Bu kanalda bu belgeselin her hafta yayınlanabilmesi için çok yoğun çalışıyoruz. Önce çekimler, sonra montajlar, bunun yanı sıra sahne çalışmaları vesaire vesaire. Biraz yoğunluk var. Gelemedim fakat Ocak ayında geleceğim. Belgeselin buradaki devamı için, buradaki çekimleri için geleceğim. Galiba 2-3 aydır gelmedim. Söylemek istemiyorum çünkü Bursa'yı çok seviyorum ben. Evet. Sık sık gelen biriyim Bursa'ya. Ama 2-3 ay ara verdik biraz. Pavza yaptık yani zor oldu. Son kaset çalışmanız nasıl geçti? Sonuçları nasıl? Ya ortalık belli. Yani bu ara hiçbir albüm doğru düzgün iş yapmıyor. Bunun yanı sıra YouTube'lar vardı, bilmem neler vardı. Dijital ortamda indirilen, telifsiz indirilen şarkılar var. Bunlardan dolayı albüm çalışmalarının ya da satışlarına çok yansıyor. Albüm satışları iyi değil. Çok sıkıntılı tabii. 2 yıla yakın bir zamandır Nalia isimli albümüm çıktı, son albümüm. Bu albümün satışlarını inanın net olarak bilmiyorum ama bizim daha önceki albümlerde 2 ayda, 3 ayda sattığımız grafiğe ulaştı 2 yılda. Yani bunu söyleyebilirim. Kaç yıldan beri müziğin içerisindeyiz? 24. yıldır ilk Türk Folklor Kurumu'nda başladığımdan bu yana da 28 yıl oldu. Ama amatörce 4 yıl uğraştım. Eğitim süreci 4 yıl. Onu saymıyorum çok fazla. 24 yıldır profesyonelce müzikle uğraşıyorum. Yani bir ömür. Evet. Peki sizi alıp götüren bir parça var mı? Böyle üzerinizde izi olan bir parça var mı söylediğiniz? Yani çocukluğumdan beri bir kere türküler. Her şeyden önce türküler. Ama memleketimin türküsü, çift jandarmayı, atabarını, cilveloyu duyduğumda nerede olursam, hangi ortamda olursam olayım, beni çocukluğuma götürüyor. Demek ki beşikte annem bana ninni söylerken cilveloyla ya da çift jandarmayı ya da atabarıyla söyledi. Annem veya ninem. Hangisi bana ninni söylediyse onunla söylediler ki beni çocukluğuma alıp götürüyor. Yani çıplak yürüdüğüm o köy yollarına, Maçahel'in o yollarına, yaylalara götürüyor. Memleketime götürüyor. Beni insanlarımın sevdasına, memleketimin insanlarının sevdasına taşıyor. Bundan dolayı memleket türküleri beni alıp götüren türkülerdir. Evet.
Peki bende bir şey var mesela. Tulum sesi duydun mu? Bak içim cız eder. Ben de bir yerlere giderim. Böyle çalgı aletlerinden sizin için özel bir tın var mı? Ben birçok enstrüman çalıyorum biliyorsun. Bunların içerisinde öyle bir seçim yapmak şey doğru değil aslında ama doğru değilden kastım şu. Hepsini az buçuk çaldıktan sonra dediğin gibi bizim memlekette akordeon sesi, tulum sesi, bazen zurna, kemençe, üç dilde, dört dilde halk sevdalarını yansıtırlar. Bunun için o sesleri duyduğumuzda, o tınları duyduğumuzda yine aynı o türküler gibi memlekete gidiyoruz. Ya aynı şekilde ben de o hislerine katılıyorum senin. Nalia'da zannedersem klibini memlekette çektiniz. Şimdi Nalia klibini aslında Maşukiye'de çektim. Biraz yalancılık yaptım. Çok güzel bir kar ortamında, Kartepe'de çektik. İkinci klibi ise Maradit'te çektik. Ama her şeyden önce birinci klip çok önemliydi. Memleketimi, o coğrafyanın fotoğraflarını veren Maşukiye'nin yüksek yerleri, Kartepe gibi, o alabalık tesislerinin olduğu o dağlar, o dere kenarları filan memleketimizi çok andırıyor. Yakın bir yer, orada çektik. Bu açıdan gerçekten izleyenler yani bize ait olan şeyleri görünce en azından tatillerini memleketlerine geçirme hissi uyanıyor. Evet, evet. Bu bakımdan çok önemsiyorum ben. Yani klipler olsun, diziler olsun, bu tarzda bir düşünceleriniz var mı ilerisi için? Haklısın. Şimdi ben aktüel belgesel yapıyorum ya. Aktüel belgesel tamamen Karadeniz'i içeriyor. Karadeniz yaşamını, Karadeniz'in dört mevsim yaşamını içeriyor. Burada sadece yaz aylarında yeşilin çok yoğun olduğu bir dönemi değil, bütün renklerin doğada bulunduğu dönemi, insanların ilkbaharı, yazı, sonbaharı, kışı nasıl yaşadığını yansıtmak, ismi de Mavi Patika, o patikaların sonunda nasıl hayatların var olduğunu, coğrafyasıyla, mitolojisiyle, sanatıyla, kültürüyle bunları yansıtmak. Zaten memleketime böyle bir hizmet yapmaya çalışıyorum ve çok severek yapıyorum. Çok da hoşlanıyorum yaptığım şeyden. Evet. Haklısın. Bunları yapmak lazım. Bu arada Hopa'lı bir hemşerimiz Sonbahar adlı bir film çevirmiş. Çok da güzel. Yani kar manzaraları, sonbahar manzaraları çok süper. Ben gittim izledim. Tüm hemşerilerimizin o filmi de izlemesini tavsiye ediyorum. Son birkaç cümle neler söylerseniz Gurbetten Sıla'ya mektup programımızın adı. Evet, gurbette Sıla'yı yaşamak, yaşayabilmek için hiçbir zaman umudunuzu yitirmeyin, mücadelenizi vazgeçmeyin mücadelenizden derim. Peki, teşekkür ediyoruz programımıza renk attığınız için. Ben teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Sağ olasın Mustafa'cığım.